Öncelikle F-16'ların modernizasyonu ve yeni tip F-16'ların satın alınması ile ilgili müzakereler devam ediyor, olumlu bir şekilde seyrediyor. Tabii son aşamada Kongre'nin de onay vermesi gerekiyor. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye yazdığı mektup önemli. Elbette S-400'den dolayı duydukları rahatsızlığı halen vurguluyorlar ama özellikle F-16'ların Türkiye'ye verilmesi ve mevcutların modernizasyonunun önemini vurgulayan. Yani hem Türkiye'nin oynadığı rolü memnuniyetle karşıladıklarını söylüyorlar. Diğer taraftan bu anlaşmanın gerçekleşmesinin hem NATO için hem de müttefikler için, Amerika için de çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de esasen Türkiye'ye hep böyle bakmalı. Bazı konularda hemfikir olmayabiliriz, görüş ayrılığımız var. Bizim de çok rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle ABD'nin Suriye'de halen YPG PKK'ya yardım etmesi, eğitim ve silah vermesinden biz çok rahatsızız. Bu bizim için güvenlik meselesi, ulusal güvenlik meselesi. Sonuçta bunu olumlu karşılıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz Biden'la Cumhurbaşkanımızın G20 marjında yaptığı görüşmede Biden'ın bir önerisi olmuştu. Stratejik bir mekanizma kuralım. Var olan sorunları bu mekanizma aracılığıyla çözelim. Ayrıca pozitif gündeme odaklanalım. İşbirliği yaptığımız bugünkü alanlar ve yapabileceğimiz alanları da bu şekilde belirleyerek birlikte çalışalım demişti. Ve bu anlamda Victoria Nuland bu sebeple Ankara'ya gelmişti. Bakan yardımcımız Büyükelçi Sedat Bey ile görüşmeler gerçekleştirdiler. Daha sonra ikisi beraber beni de odamda ziyaret ettiler ve olumlu geçtiğini kendilerinden duyduk. Şimdi Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için Tony Blinken beni 18 Mayıs'da Washington'a davet etti. Ve o toplantıda da Dışişleri Bakanları düzeyinde bunu ele alacağız. Bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Verimli geçmesini istiyoruz. Yani dostlar alışveriş de görsün diye bir mekanizma olmasın. Daha önce Münbiç yol haritamız oldu. Aynı şekilde Kuzey Doğu Suriye konusunda Amerika ile mutabık kaldığımız belgeler var. Onlar maalesef Amerika'dan kaynaklı bir şekilde uygulanmamıştı. Ama bu mekanizmanın sonuç odaklı olması için biz de üzerimize düşeni yapacağız.